Şehrin merkezinde pazar kurmuşlar ya. Güzel. Nokta atış yaptık. Güzel bir yere geldik. Selamlar dostlar. Nasılsınız? Jamaika'dan herkese selamlar, sevgiler. Keyifler nasıl? Umarım herkesin sağlığı yerindedir, keyfi yerindedir. Jamaika seyahatine artık başlıyoruz. Dolu dolu ilk videomuz olacak. Umarım keyifli geçer, güzel geçer. Hello sir, how are you? Buralarda birazcık dolanıyordum da böyle birkaç kişiyle sohbet etme şansı buldum. Dedim bir videoya başlamadan önce dolanayım birazcık. Ondan sonra sizlere etrafı göstereyim. Çünkü bu da aslında benim Jamaika sokaklarındaki ilk dakikalarım diyebilirim. Dün geldim ben Jamaika'ya, biliyorsunuz bir önceki videoyu izleyenler. Arkadaşım Rashid'in evinde kaldım. Onun yaşadığı Muiti gezme şansım olmuştu. Şu an şehir merkezine geldik. Oralar birazcık sakindi. Bir de akşamüstü çıktım. Çok fazla insanla da karşılaşamadım. Bir şey de göremedik açıkçası ama şimdi gezmeye başlıyoruz. Karayipler'de bulunan bir ada ülkesi Jamaika. Hatta en büyük 3. ada. Yaklaşık 3 milyon nüfusu var Jamaika'nın. Şöyle ufak da bir bilgi vereyim. Bazen böyle bir şeyler filan diyorlar da o yüzden sözlerim kesilebilir, kusura bakmayın. Ne yapalım, şuradan devam edelim. Ya da dur ya, önce düz devam edelim, sonra ara sokaklara girelim. Ne diyordum? Yaklaşık 3 milyon nüfusu var. Yaklaşık 3 milyon nüfusun 3'te biri Kingston'da. Şu an bulunduğumuz başkent Kingston'da yaşıyor. Bayağı da bir sokak satıcısı kültürü var burada. Arkadaşım Rashida beni uyardı. Belki video konusunda sıkıntı yaşayabilirsin vesaire gibisinden. İnsanlar sıcak karşılayamayabilir dedi. O yüzden dikkat et dedi. Bir de işte soyguna vesaireye, onlara dikkat et dedi. Bakalım. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz dostlar. Jamaikalıların konuştuğu dil İngilizce dostlar, ama bildiğimiz İngilizceyi konuşmuyorlar. Kendilerine özgü bir aksanları var. Kırık İngilizce diyorlar. Kırık İngilizce, broken English dedikleri o İngilizceyi konuşuyorlar ve anlaması imkansız onu. O konu birazcık beni geriyor çünkü hakikaten ben iletişim kurmayı çok seviyorum insanlarla. Ama hiçbir şey anlamıyorum. Yani söylediklerinden hakikaten hiçbir şey anlamıyorum insanların. O yüzden bakalım. Şansımızı deneyeceğiz. İnsanlarla iletişim kurmaya çalışacağız. Resmi para birimi de Amerikan doları. İnternetten kura baktım. 1 TL 8 Jamaikan doları yapıyor. 1 dolar da 153 Jamaika doları yapıyor. Bu kura göre ben dolar olarak hesaplıyorum artık. Yani dünyanın her yerinde dolar bazlı olduğu için fiyatlar. Videolarımda da dolar kuru vermeye çalışıyorum ki atıyorum bu videoyu 2 sene sonra biri izledi. Hemen hemen aynı kalacaktır diye düşünüyorum kur. O yüzden daha sağlıklı olur fiyatlar. Aa, şurada kavga var, oradan uzaklaşalım da kamerayla sıkıntı yaşamayalım. O yüzden dolar kuru veriyorum ama TL fiyatında hani 8'e bölerek hesaplayabilirsiniz dostlar. Şurada olay var da kamerayla gitmek istemedim. Benim geçmem problem olmaz da kamera problem olabilir. O yüzden bayağı sıkıntılı. Rashid de çok uyardı beni ya. Yani zaten burada turist olduğum apaçık belli. O yüzden çok dikkat et dedi. Artı bir de üzerine elinde kamerayla dolaşıyorsun. Ona ekstra dikkat et dedi. Burası şehrin merkezi bu arada. Kingston'ın merkezi. Otobüs durakları burada. Trafik soldan akıyor. Direksiyonlar sağda. İngiliz stili. Ondan da bahsedeceğim zaten. Jamaika bir aslında sömürge ülkesi. Uzun yıllar sömürgede kalmış bir ülke. Onu da anlatacağım. Ama birazcık dolaşalım. Ben de otobüse geldim. Toplu taşıma şöyle. Otobüse biniyorsunuz. Dilerseniz kartla ödeyebiliyorsunuz. Yani kart dediğim işte ulaşım kartları var. Dilerseniz de nakit ödeyebiliyorsunuz. Nakit ödediğiniz zaman 100 Jamaika doları. Kartla da aynıdır sanırım. Yani farklı olacağını düşünmüyorum. Ama kart genelde işte burada yaşayanlar için daha mantıklı. O yüzden turist olarak gelirseniz 100 Jamaika doları verip otobüse binebilirsiniz. Eğer otobüsü deneyimlemek istiyorsanız. Bir de taksiler gördüm. Şöyle göstereyim. Böyle taksiler var. Onların fiyatlarını bilmiyorum. Sanırım paylaşımlı taksi gibi. Çünkü bütün taksileri dolu gördüm. Yani tek kişinin binip gittiği bir taksi görmedim. İlla ki o da vardır ama paylaşımlı taksi kültürü de burada vardır diye düşünüyorum. Gözlemlediğim kadarıyla şimdiye kadar. Ara sokağa da aldım. Şöyle pazar kurmuşlar şehrin ara sokaklarına, merkezindeki ara sokaklara. Aynı bizdeki kültür ya. Sokak pazarı. kıyafet satıyorlar. Ondan sonra üst baş, takı vesaire, temizlik, işte hijyen ürünleri, meyve, sebze, ondan sonra yiyecek satanlar var. Ama ağırlıklı olarak kıyafet gördüm. Seyyar çok fazla. Hello sir, how are you? Okay. What you doing? Şehrin merkezindeki parka geldim şimdi dostlar. Biraz önce gördünüz. Bir abi kamerayı kapattırdı. 3 kişi oturuyordu, yanına çağırdılar beni. Birazcık sorgu yedim yani, sorguladılar işte nereden geldin, ne yapıyorsun, niye video çekiyorsun, işte elindeki kamera ne gibisinden. Ondan sonra onlara derdimi anlattım. Dedim işte böyle böyle hani kültürünüzü tanıtıyorum, işte seyahat ediyorum, video çekiyorum gibisinden, bu benim işim gibisinden. Ondan sonra onlara derdimi anlattım. Tamam dediler, işte bir 5-6 dakika falan öyle bir konuştuk, sohbet ettik. Birazcık sorguladılar yani, soru sordular. Sonra tamam dediler. Saldılar beni. Kimlerdi, necilerdi, niye soru sordular bilmiyorum ama birazcık şey oldu yani, hani böyle çekmek istiyorum. Herkes kamerayı kapattırıyor bana. Yani geldiğimden beri işte buralarda bir yaklaşık 1 saattir falan dolaşıyorum. Geldiğimden beri doğru düzgün video çekemedim, açık söyleyeyim yani. Fotoğraf dahi çekemedim çünkü insanlar şey yapıyorlar yani. Çekme diyorlar. Hani direkt onları şahsen çekmiyorum. Birebir suratına kamerayı tutmuyorum. Hani etrafı çekerken bile kamerayı kapattırıyorlar. Bilmiyorum, burada çekim olayı birazcık zor olacak gibi. Birazcık böyle bağıran, azarlayanlar da oldu ama olduğu kadar, elimden geldiği kadar sizlere buradaki kültürü göstermek istiyorum. Ben de kendime şöyle bir yemek aldım olayın üzerine. Üzerinde de karınca var ha. Nereden geldi bilmiyorum. Aldığım abiyi de çekecektim, hani ona soracaktım ne satıyorsun gibisinden. O da çekmeme izin vermedi ama şey yani, genellikle insanlar konuşkanlar mesela, sıcakkanlılar, konuşuyorlar ama kamerayı gördükleri an işin rengi değişiyor yani. Neyse, olduğu kadar artık. Bunun ismi patioymuş yanlış hatırlamıyor isem. Beef patio diye geçiyor. Dana etli böyle bir hamur işi. Evet, kısıralım. İçerisinde şöyle dana eti var. Bizdeki etli börek, etli poğaça, çiğ börek, artık hangisini dersiniz. Güzelmiş tadı. Severim ben hamur işlerini biliyorsunuz. 250 Jamaikan doları bu. 1,5 dolar civarı bir şey yapıyor. Ama ben turist olduğum için biraz fazla ödediğimi düşünüyorum açıkçası. Normalde bu kadar pahalı olacağını düşünmüyorum böyle bir şeyin. Bir de şöyle bir su aldım. Bu da 60 Amerikan doları. Yarım dolardan biraz az. Evet. Sırayım bir tane daha. Şöyle şehrin merkezinde bir tane park var. Hava o kadar sıcak ki, nerede güneş? İnanılmaz bir sıcak var. Yani 35 derecelerde olabilir, hava yakıyor. İnsanlar gölgelere kaçıyor böyle. Çok sıcak ya, müthiş bir sıcak var şu an. Küba'daki gibi aynı. Burası birazcık Küba'yı anımsattı bana. Çünkü herkes bir şey satmaya çalışıyor. Şu an tek turist benim yani, gördüğüm tek turist benim. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Kamerayı kapattıranlar oluyor. Birazcık Küba'yı anımsattı bana açıkçası. City. Grafitiler güzel. Bayağı renkli ya. Baksanıza. Karma karışık. Burada sanırım dans eden bir kadın var. Parti yapan gençler, müzik, yemek, kültürü yansıtan bir grafiti. Güzel. Bayağı baksanıza, bayağı büyük ya. Şu binayı komple grafitiyle kaplamışlar. Şöyle bir ara sokak gördüm de birazcık kalabalıktan uzaklaşayım dedim. Çünkü hakikaten kamerayı çıkarttırmıyorlar ya. Birazcık daha dolaştım o pazarın oralarda, sizlere göstereyim diye bayağı bir arkasına gittim ama oralar sanırım birazcık sıkıntı. Aa, we are Jamaicans. Bak güzelmiş burası. Burada da çok fazla insan yok. Bu sokak güzelmiş. Jamaika deyince aklımıza gelen ilk isim Bob Marley abimiz. Çok güzel çizmişler ya. Vallahi bayıldım ha grafitilere. Bayağı güzel çizmişler ya. Dostlar bakın bu arkadaş bu duvarı boyuyor. Baksanıza şu duvarın büyüklüğünü göstermek istiyorum sizlere. Kingston Creative adı altında bu sokağı böyle güzelleştiriyorlarmış yani grafitilerle. Baksanıza şuraya taslağı çizmiş. Şimdi de boyuyor. Çok güzel şeyler var ya. Ha bak Usain Bolt. Dünyanın en hızlı adamı. Şöyle bir de iskele kurmuşlar. Yukarı çıkıp öyle boyuyorlar. Ha bak. Jason Gross. Is that you? Cool. Bu da boyayan artistlerin ismi. Heh, Kingston Creative. Proje bu. Çok güzel ya. Can catch me and my person. Ah, it's your work. Ah, bak bu arkadaş çizmiş bunda. Bu da sanırım İspanyollar gelip buradaki yerlileri katletmeden önceki native dediğimiz o yerli halk. Claude. It's a native Jamaican, right? So the Claude Allegorian were colorful. Bayağı güzelmiş ya. Nice one. Beğendim vallahi bu sokağı. What is your name by the way? Jason. Jason. Burak. So nice to meet you. See you, boss man. See you. Ah yeah. It recently finished about 2 weeks ago now. Ah, 2 hafta önce bitmiş bu. Sanırım burada Jamaika'daki ünlü isimleri çizmişler burada. Ah, Dance Hall Queens yazıyor. Ah yok o sadece o grupmuş. Usain Bolt. Famous Burger where they done the dance of Jamaica. It's our famous burger. Famous elephant man spice. Buradaki ünlü isimler onları anlatıyor arkadaş şimdi. Usain Bolt. Ya Usain Bolt. This is Shelly Belly. Masika. Vallahi bir Usain Bolt'u tanıyorum ya. Arkadaş sağ olsun grafitilerin olduğu sokağa gezerken birazcık sohbet ediyorduk. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibisinden. Dedim işte merkezi dolandım. Çok fazla video çekemedim, hani video çekiyorum. Dedim bu sokağa çekmek istedim, buraya geldim. Nereye çekemedin dedi, söyle bana dedi. Beraber gidelim istiyorsan dedi ve şu anda geldik dostlar. Biraz daha arka mahallelere geldik, burada pazarın devamını gezebileceğiz. O abiler beni buralarda durdurmuştu. Buradaki pazarda durdurmuştu. Şöyle insanlar sokakta aynı bizim pazar kültürü bir şeyler satıyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Sağ olsun vallahi yardım ediyor bana ya. Ben yanında olursam sana bir şey söylemezler dedi. Çünkü beni tanıyorlar dedi buralarda. Şöyle o yüzden onu takip edelim. Burada kıyafet satıyorlar burada da. O sizinle girdiğimiz pazarın 2 arka sokağı burası. Böyle kapalı bir alan gibi bir yer kurmuşlar şöyle. Demir saçlarla kapatmışlar. Şu hava inanılmaz sıcak ya. Burası tropikal iklim. Yanıyor yani burası, yanıyor. Müthiş sıcak. Gece bile kaç gösteriyordu hava durumu? 22-23 derece gösteriyordu gece hava durumu. Öyle bir sıcak var. Ha bak böyle abiler var. Şöyle direksiyonlu bir araba yapmışlar kendilerine. Bir şeyler taşıyorlar, mal taşıyorlar. Öyle hayatlarını geçindiriyorlar. My mom sells in market here too. Your mother sells something? Okay, we can say hi. Annesi de burada bir şeyler satıyormuş. Gidelim bir selam verelim. Bizi duyuyorsunuz değil mi? Her yerde çalıyor müzik, her yerde. Burada ayakkabı satıyordu. How are you today? You good? Good. How are you today? Böyle selamlaşıyorlar, yumruk vuruyorlar genelde. Yani şöyle meyve satıyorlar burada. Thank you, thank you. Aklım İspanyolca'ya gidiyor hep ya. Aa, bak burada bakliyat satıyorlar. Mısır var, fasulye var, ondan sonra yeşil mercimek var. Ah, okay. Böyle bak sarımsak satıyor. Böyle bir tezgah burası da. Buraya büyük ihtimalle tek başıma gelseydim kamerayı elime alamazdım gibi geliyor. Cats are anything but our goods are. Yeah. And buy at the wall. Okay. At the wall we buy. Is it enough for living to sell something in here? If you produce it, if you cultivate it on your farm, yes, satisfied. It's satisfied. Yeah. Good. It's good to hear that. Yes, yes, because it is food and you eat it and you sell it as well. You get the money to help with whatever. You know, it's a farmer job, entrepreneurship. Is it your own? No, this is not my produce. Oh, these okay. Are overseas products. But only this is Jamaican, the coconut alone. Coconut. But these things, it's yours. Yes, and you sell and you make money for yourself. Yes. Okay. Yes, yes. So you take care of your family with this. Yes, yes. Good to hear that. What is your name, by the way? My name is Mosha. Mosha Burak. So nice to see. So nice to meet you. Bak şu da var. Böyle de selamlaşıyorlar. Parmakları tokuşturuyorlar. Okay. Thank you so much. Can check them money. Hello. Money I made daddy too. We just do some video. Tourists them can come to the market and do buy things and see what we want in Jamaica. Abi bunu satıyormuş. How are you, sir? What is your name? Burak. Burak. So nice to meet you. Them thing them is it. Chant Jamaica. Them are Usain Bolt name and get fast is it. Abi anlaması çok zor. Çocuk açıklıyor da hakikaten kırık İngilizce konuştukları için anlaması çok zor ya. Thank you so much. Salatalık, soğan, biber, havuç vesaire vesaire. Bak abiler böyle taşıyorlar. Bayağı büyük pazarmış yalnız burası ha. Bayağı büyük pazarmış. Bu arada bazı insanlar halen uyarıyorlar hani video konusunda. Ben hani genel olarak ortamı çekiyorum. Kimsenin suratına direkt kamerayı tutmuyorum ama yine de şey yapıyorlar yani. Uyarıyorlar burada video çekme falan gibisinden. Çocuk konuşuyor benim yerim. Hani o işte buraya geldi misafir ülkeyi tanıtıyor gibisinden. Azıcık anlamaya başladım onun dilini. Çünkü hakikaten çok hızlı konuşuyor. İşte kırık İngilizce konuşuyor. Anlaması güç ama bazen böyle bazı kelimeleri seçebiliyorum aradan. Sağ olsun çocuk yardım ediyor vallahi bana ya. Ama şöyle dilim karpuz satıyorlar. Direkt çocuğun dediğini çeviriyorum. İnsanlar geliyorlarmış, arabalarını buraya park ediyorlarmış. Market burası işte, sokak pazarı burası. burada alışverişlerini yapıyorlarmış. Yani aynısını söyledi daha demin söylediğin. Arabalarını park edip gelip burada alışverişlerini yapıp daha sonrasında arabalarına binip evlerine gidiyorlarmış. Güzel oldu ya valla. Pazarı çok merak ediyordum çünkü. Hem ben görmek istiyordum hem sizlere göstermek istiyordum. İyi oldu valla. Ben zaten girer yürürüm de amaç sizlere de göstermek. Dostlar burası da otobüs terminaliymiş. Görüyorsunuz burada servis tarzı arabalar var. Jamaika'nın her yerine buradan araç kalkıyormuş. Burayı da göstermek istedi bana. Pazarın hemen yanında. Şöyle göstereyim sizlere. Mesela ben bir yere gitmek istiyorum Negril isminde. Onun aracı buradan kalkıyor mu dedim. Ülkenin diğer ucunda orası. Ülkenin diğer ucunda. Buradan bineceksin dedi araca. Yani buradan binebilirsin dedi. Jamaika'nın her yerine araç kalkıyor dedi buradan. Pazar yeri hemen şurada kaldı. Burası otobüs terminali. Burası da tren istasyonuymuş. Sordum arkadaşlar hani trenle seyahat yapabiliyor muyuz? Seyahat edebiliyor muyuz gibisinden. Sadece ürün taşıyorlarmış trenle. Burası istasyon. Aha da böyle tren yolu ülkenin her yerine gidiyormuş. Ama sadece ürün taşıyorlarmış. Şuradaki de şeker fabrikasıymış. Şeker üretiyorlarmış. Şimdi birazcık gezelim. Jamaika'nın tarihi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Ama önce birazcık dolaşmak istedim. Sizi tarihi bilgiye boğmak, sıkmak istemedim. Şöyle göstereyim sizlere. Bu arada Kingston hemen deniz kıyısında. Jamaika'nın iç kısımları şöyle görüyorsunuz değil mi tepeleri? Böyle tepelerden oluşuyormuş. Şöyle şuradan göstereyim. Biraz daha iyi olur. Şu şekilde tepelerden oluşuyormuş Jamaika'nın iç kısımları. Deniz kenarı genelde böyle ova, yerleşimleri hep oraya kurmuşlar. Şu an biz sıfırdayız yani rakım olarak sıfırdayız. Deniz kenarındayız. Jamaika'nın en yüksek noktası Mavi Dağ diye bir yer. Oraya da gitmek istiyorum. Rakımı tam hatırlamıyorum. Aşağı yazarım internetten kontrol edip ama 2500'lerde olması lazım yani. Jamaika'nın en yüksek yeri. Bu arada ülkede deniz altındaki bir dağın tepesine kurulmuş bir ülke. Yani denizin altında koca bir dağ var. Jamaika onun üstünde. Onun da en yüksek noktası 2500 metre sadece. Yanlış hatırlamıyor isem. Şehrin birçok yerinde böyle yakılmış çöpler var. Bu da onlardan bir tanesi. Sokakların çok temiz olduğunu söyleyemem. Özellikle o pazar kısmını gezdik ya. Sağ olsun çocuk yardım etti bana valla. O olmasa asla çekemezdim oralarda. Yani o varken bile çok fazla laf eden oldu. Bazılarıyla ağız dalışına girdi. Ondan sonra hatta bir kişiyle böyle bayağı kavga edecek gibi şey oldu böyle. Öyle bir aksiyon oldu. Dedim gel gidelim gözünü seveyim. Senin de başını belaya sokmayayım. Sağ olsun valla bana yardım etti. Numarasını falan verdi hani bir şeye ihtiyacın olursa gibisinden. Jason'a da buradan selam olsun. Beraber birazcık dolaştık. İyi ki dolaştık onunla birlikte çünkü ya ben gezerdim orada ama benim için bile tehlikeliymiş. Çok fazla hırsız var dedi orada ve zaten çektirmezler dedi sana yani tek başına çekmen burada çok zor dedi. Haklı da. Şöyle geçelim karşıya gölgeye. Ne diyordum? Çöp diyordum. Evet, pazarın orada da bayağı çöp vardı. Şehrin merkezinde de Baya çöp var yerlerde yani. Çok temiz olduğunu söyleyemem sokakların. Ama bazı sokaklar güzel. Şu ana kadar gördüğümüz tabi. Bunlar hep ilk intiba. Daha ilk günümüz yani. Dolu dolu ilk günümüz. Evet. Dilim pizza satan bir yer buldum. Şöyle kendime peynirli dilim pizza aldım. Bu 380 Jamaika doları. O da ne yapıyor işte? 2,5 dolar civarı bir şey yapıyor. Yanına da şöyle içecek aldım. Zencefil gazozu. Bu da 200 Jamaika doları. 1 dolardan biraz daha fazla yapıyor. Sizlere Jamaika paralarını göstermek istiyorum. Daha doğrusu bende o kadar çok para yok. 3 çeşit para var sadece. Şöyle bir bozuk para var. Bu 10 dolar. Bir de bunun 20 doları var. Sanırım 50 dolar ve 100 dolar daha vardı şey olarak ne olarak bozuk para olarak coin diyecektim ya kafa İngilizce gitti. Ondan sonra şu 500 Jamaika doları şöyle göstereyim sizlere o arkası şu da önü 500 Jamaika doları da işte ne kadar yapıyor 150 300 400 3 dolardan biraz daha fazla yapıyor. Bu 1000 Jamaika doları şöyle göstereyim. Bu da işte 6 dolardan biraz daha fazla yapıyor. 6,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Bende sadece 500 ve 1000 var. Sanırım 1000'den büyük de var. Bir sonraki videolarda onları da gösteririm sizlere. İşte 100'lük var. Ondan sonra 50'lik var. Başka ne vardı kağıt olarak? 200 vardı sanırım bir de. İşte 500 var, 1000 var ve 2000 var. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an şey sıkıntı, yani para veriyorum ama hep bozuk istiyorlar. Yani büyük paraları bozamıyorlar burada. Mesela 1000'i burada kolay kolay bozmuyorlar. O yüzden elimde şu an sadece 500 ve 1000 var. Bu parayı da hiç exchange office'e, yani döviz bürosuna gitmedim. Burada Scotia Bank var. Scotia Bank ya da nasıl okunuyor bilmiyorum. Ziraat Bankası'ndan komisyonsuz para çekebilirsiniz Scotia Bank'ta. Jamaika'da, Kolombiya'da aynı banka yaklaşık 4 dolar komisyon alıyordu. Niye böyle bir saçmalık var bilmiyorum ama bankadan para çekebilirsiniz. Ziraat Bankası komisyon almıyor. Yani Scotiabank Ziraat Bankası'nda komisyon almıyor. Bunu da söylemek istedim sizlere. Jamaika parası da gösterdiğimize göre pizzamızın tadına bakabiliriz. Peynirli, domates soslu pizza. Klasik. En sevdiğim margarita. Çok güzel ya. Ben bayılıyorum zencefil gazozuna. Jamaika markasıymış bu. Tam gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada havaalanı var. Kingston'a geldiğiniz zaman şu karşıdaki ada gibi gözüken ama ada olmayan yere iniyorsunuz. Uçak böyle birazcık şehrin üzerine geliyor. Daha sonrasında dönüyor. Oraya iniyor. Orayı şurada bir yol var. Kingston'a o bağlıyor aslında. Birleşik ikisi de. Şöyle size sahil kısmını da göstermek istedim dostlar. Birazcık şimdi Jamaika'nın tarihi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü önemli. Birazcık geçmişe gidiyoruz. Tarih anlatacağım. Çok da sizi sıkmadan anlatacağım. 1494 yılında burayı ilk Kristof Kolomb keşfediyor. Yani bu bölgeleri tamamen keşfeden o. Geliyor buraya ve şunu diyormuş. Yani internette okudum bu bilgiyi. Şunu demiş daha doğrusu. Gözlerimin gördüğü en güzel ada. Bunu Jamaika için söylüyor. Ve buraya Santiago ismini veriyor. Ama o dönem tabii Jamaika'da, bu adada yaşayan yerli halk var. Onlar çok o ismi takmıyorlar. Onların kendi söylediği bir isim var. Bu adaya kendilerinin verdikleri bir isim var. Haymaka. Onların verdiği bu ismi Kristof Kolomb sanırım hani kabul etmek zorunda gibi bir şey kalıyor galiba. İnsanlar Haymaka olarak değil ama Jamaika olarak adlandırıyorlar burayı. Öyle çağırıyorlar ve buranın ismi Jamaika kalıyor. Bak burada balık tutan abilerimiz var. Şöyle size etrafı da göstereyim bir yandan. Ya fırsat varsa etrafı çekmek istiyorum. Bazen kamerayı da kapattırabiliyorlar. O zaman da işte kendimi çekiyorum. Bir şekilde böyle idare edeceğiz. Bunu da arada hatırlatmak istiyorum sizlere. Her neyse Kristof Kolomb abimiz gelip burayı sömürgesi, İspanyol sömürgesi yaptıktan sonra yaklaşık 170 yıl burayı sömürüyor. Ve burada yaşayan Taino halkını, hani grafitilerde bir yerli halk görmüştük ya. O halk sanırım Taino halkı. O halkın neredeyse tamamını katlediyor İspanyollar. Daha sonracıma yaklaşık 170 yıl sonra İngilizler geliyor bu sefer buraya. Onlar sömürmeye başlıyorlar. İspanyolları buradan kovuyorlar ve İngilizler sömürmeye başlıyorlar. Burayı İngiliz kolonisi haline getiriyorlar. Daha sonrasında burada çok az insan olduğu için Afrika'dan köleleştirdikleri insanları buraya işte şeker tarlalarında, şeker plantasyonlarında çalıştırmak için getiriyorlar. Ve gelen Afrikalı halk da bugün burada gördüğümüz o Jamaikalıların kökünü oluşturuyor aslında. Şimdi peki Jamaika ne zaman kazandı bağımsızlığını? İngilizler ne zaman buradan gitti? Aslında şu an halen buranın bir hani İngiliz kolonisi değil, bağımsızlığını 1962 yılında kazandı ama İngiliz Milletler Cemiyeti üyesi Jamaika. Ya birazcık da böyle himayesi altında gibi bir şey diyebilirim yani. Hani net olarak bağımsız diyemeyiz sanırım yani, araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Bu arada bir yandan da böyle göz atıyorum da birazcık pis deniz, hafif bir koku da geliyor. Yani anlayacağınız şu an hani bağımsız olsa bile halen aslında dış ülkelerce, nasıl denir bunun siyasi terim bilmiyorum, daha kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Ha, öyle söyleyeyim. Jamaika'nın hikayesi budur. Bayrağının rengi de siyah, sarı ve yeşil. Siyah zor günleri, sarı güneşi, yeşil de tarımı ifade ediyormuş. Ben uçakla gelirken yemyeşil olduğunu gördüm adanın. Yani ya Kingston en büyük şehir yemyeşildi. Yani o kadar güzel gözüküyordu ki anlatamam size. bir sürü tarımsal faaliyet yürütüyorlardır Jamaika'nın iç kısımlarında, bilemiyorum. İnşallah gidebilirsek oraları da göreceğiz. Şöyle birazcık da bu parkı göstereyim size. Yani bu videoda elimden geldiğince size sokakları, işte kültürü vesaireyi gösterip anlatmaya çalıştım. Ama birazcık dürüst olmak gerekirse Jamaika'da video çekerken zorlanacağım gibi. Çünkü ya agresifçe yanaşan insanlar oluyor, kapat kamerayı gibisinden, ki onları çekmiyorum mesela. Sadece işte yolu çekiyorum, etrafı çekiyorum. Direkt onları çekmememe rağmen. Ama bir şekilde şey yapacağız yani. Bu durumu halletmeye çalışacağım. Çünkü bu benim hem işim hem size göstermek istiyorum. O yüzden elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım dostlar. Şöyle bir ara sokağa girdim ama beni hep uyardılar yani. Nereye gidiyorsan, işte sahil kısmına gidiyorsan böyle bir grup erkek görüşen uzaklaş. İşte şöyle olursa uzaklaş. Kimse yoksa gitme oraya, bilmem ne bilmem ne, işte soyarlar falan. Bayağı bir uyardılar. Ben de tam olarak tanımadığım için işte bölgeyi, insanları vesaireyi, yani o yüzden birazcık dikkat etmek zorundayım ki başıma bir şey gelmesin. Tekrardan sahil kısmına döndüm. Videoyu burada bitirmek istedim. Zaten ara sokakları yeterince dolaştık. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince bu videoda sizlere bir şeyler gösterip anlatmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Benim için bayağı stresli bir gündü. Bayağı stresli bir video oldu. Çünkü hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Yani video çekerken daha önceden de karışan veyahut da azarlayan insanlar oldu ama hiçbir yerde kameramı neredeyse açtırmadılar. Kolay kolay video çekemedim. Umarım bundan sonra öyle olmaz diyeyim. Çok teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Elimden geldiğince sizlere Jamaika'yı gösterip tanıtmak istiyorum yani. Onun için geldim. Umarım bunu başarabilirim. Kendinize çok iyi bakın diyeyim bir sonraki videoya kadar. Adios amigos.